Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü hal yastaviyandım namlandıgan dersimizin mavzusu ihlas ve riya. Buradalar bu şimdi bir mavzu ki ahlak hem bir çekede hap getirdi. Atana yaşlı kılışan bir çekede hap getirdi. Namazdan bir çekede hop getirdi. Rozuyan bir çekede hop getirdi. Eğer ihlas bu medyan olsa. İki kişi yanmayan türlü namaz okuydu. Bir kıl namaz. İki kişi bir kıl Ramazan rozasını tutadı. Bir kıl haç kıladı. Bir kıl Kur'an okuydu. Bir kıl amaladı kıladı. Ama ikilasını yanmayan türlü şu amaldı kılayken ikili adam ortası da Osman bilen yerçeli fark var. Ve halenki ikilası bir kıl amalını bir vakitte kıladı. Farkı ne de? Onların biri halis Allah için amel kıladı, ikincisi riya için. Adamların közü için, adamların maktabı için. Estaizu billah. Havaylun lil musallin. Ellezinehum an salatihim sahun. Ellezinehum yura'un. Ve yemna'un el ma'un. Bas, namazlarını unutup koyabilen kimseler bulgen, namazhanlar ki halakat bulgen ki, ular riyakarlığı kıladigen ve rozg'or buyumlarını hem men kıladigen kimselerdir. Namaz okuydu, tursa yalqovli bilan turadi, okusa adamlarda közü için okuydu. Riya, ihlas. Bu ikisi herkes teng bo'lmaydi birodarlar. Allah Teala Kur'an'da وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ de merhamet kıldı. Halbuki ular fakat yegane Allah'a o zat için dinini halis kılışke buyurulgen idiler. Din halis Allah için buluşmak gerek. Kılıyken her kandı sevap amalımız ve ki terk kılıyken her kandı masiyet günah amalı olsun birini kılıçtan birini kılmasıyla maksat Allah'ın razılığı. Eğer Allah'ın razılığını yan başıya adamlardı, halktı, mahallesi razılığı koşuladı yan olsa bu amal buradalar ihlas olmayıdı onda. Mumun adam kılıç kereği bugün amallarda en ağırı bu ihlas. İhlas. Muhlis bende, halis iş kıladiyon bende. Kalbi Allah'a veylengen buladı. Riyakar adamlarını, kalpleri ise adamlarını maktavge, adamlarını sözge bağlengen buladı. Muhlis bendege, higen sevabli ameli için adamlar maktasiyen, maktamasiyen bari bir kıl uğradı. Ama riyakar adam, adamlarda sözüge, adamlarda unge buladige, münasebetige kalap duradı. Maktasiyse kıladı, maktasiyse kımaya kıladı. O sevap Allah için kılınçlik yere gidi, bendeler için mez. Bandalar için kıladiyan basın, kimi koyanayım mankuladı. Estaizu billah. Ve izâ qamu ila s-salati qamu kusala. Yura'unan nâse ve la yadkurun Allah'a illa qalila. Riyakarlarını Allah Teala aytadı. Ve kaçan namazga tursalar, dengeselik bilen hoca kürsünge turadılar. Ve Allah'ını kemden kem yad olurlar. Namazga turadı, lekin yalqali bilen turadı. Allah'ını eslemiydi bular. Namazını halis Allah için okuduyan kişi bilen, namazını adamlarda közüge okuduyan kişi. Bu kelesi herkes teng bo'lmaydi. Üçte adam, bilasizlar mı? Cehennemge birinci bo'lib kiradigan adamlar. Kimler onlar? Ular müşrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kafir bo'lmaydi. Ular musulman bo'ladi. Bu üçte amalda qilgan adamlar, shunaqa adamlar ki, bu amalni ancha muncha adam qilolmaydi. Birincisi kim idi? Qori edi. Kur'an'ı yatlayan kâra, cehennemge birinci bulup taşlanadiyanlardan. İkincisi, topken mağlı dünyasını Allah'ın razılığı yolu da infak-ı ihsan kişi bulup, hıyan kişi bulardı. İkinci bulup taşlanadı. Üçüncüsü, Allah'ın yolu da cihatta katlaşıp, şu yerde canını taslim kıyan şahit taşlanadı. Dünyadaki en kıyın işler, ilim örgenip ilim örgetiş, kıyılanı pul tapıp Allah'ın yolu da sarflaş ve özünü canını Allah'ın yolu da fidâ kılıçtık. Ne mi üçün bunlar hiç taşlanadı? Çünkü bunların üç arasında hem niyeti Allah'ın razılığı yemezdi. Boyagi malı dünyasını sarpıgen geydi Allah Teala kıyamet günü de. Adamlar seni hatamtay, sahavat, peşe, deyişler için kıyan edin, niyetini bilerdim. Allah buladı niyetini. Adamlar seni hatamtay dedi, sür bunu cehennemge, cehennemge ulaştırladı. Karın ab geledi, sen adamlar karı deyişsin de Kur'an okudun, yatladın. Qoil qoldirish uchun o'qiding. Va, bitta ham luqmo emas ekan. Va, ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish
Mana şu maksatda okuyansan. Adamlar muhtadı, törüge çıktın, karıda genan bile yürüdün, sür cehennem gibi olabildin. Üçüncüsü, Allah'ın yoldaki cihatta katnaşken, anık cihat bugün cihatta katnaşken. Düşmanlar tamamen katıl kılınken. Ama ölüp geçsen, şahit bol ötüp gitti, deyişedi beni, arkamdan falanca rahmetli şahit deyişedi, deyip kıyken, Allah da Allah'ın niyeti yetkisidir. Cenge katnaştın, öldürüldün düşmanlar tamamen, adamlar seni şahit dedi, mükafatını aldın, sür cehennem geliydi. Allah için bu olsa kılıç gerek, bu olmasa yıkıştırış gerek. Kanak amel bol işten katli nazar. Huddu şu üçtü kıyken, yani üçtü adam var, cennetke girip getirdi bunlar. Bunlar hem hara bittası, bittası infak-ı ihsan kıyken, bittası şahit boyken. Bunlar da farkı, avalgi üçtü adam farkı. Bunlar Allah'ını de kıyken. Her bir işit kılıçıdan aval niyet yengele oluş gerek buradalar. Her bir işit kılıçıdan aldı. Bugün taravayı kere yapmış mı niyet yengele oluyor oraylık. Çıkıp getirken de ne demedim, çıkıp getirdiniz. Bilmiyorsunuz da. Toktap, parvardigar, senin razılığın için, özün razı oluşun için çıkıp getirdiniz yapan değiller. Ha elbette buradalar, ihlas Müslüman adamın üstündeki en kıyın amel hesablanırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu ihlas üstünde siz bilmemizden havatır kıyanlar. Etkenler, inna ahvafa ma ahvafu aleykum eşşirkül asgar. Men sizlerin üstünde korkadığın en hatarlı inerse kiçkine şirk dediler. Sahabeler kiçkine şirk değil mi ya Resulullah diye işte. Resulullah dediler, riya dediler. Riya. Hoca görsün ki şıkılıçlık, kiçkine şirk değiller. Şirk özü ne miydi? Butke sığınış, taşke sığınış, Allah'tan başkaya sığınışlık. Bana şu neyse şirk idi. Ama bir adam, bir adam. Halis Allah, fakat ibadet yaptı. Allah'a ibadet kıladı. Fakat Allah için kıldım değildi. Lekin niyetinden ketip kaladı. Allah niyetlerimizi öz ıslah kısın. Salaf sağlayınlar, açarıda niyetini tüzeltişlik en kıyın amel. Niyetini tüzeltişlik en kıyın amel. Sufyan'ın savriyeti de niyetimi tüzeltişliği bilen 40 yıl avara buldum. 40 yıl niyetimi tüzeltişliği bilen avara buldum. Çünkü eğer niyet halis bulması Allah da Allah'a emanlı kabuk miydi? Ala lillahi dinul halis. Agah buluniz kim? Halis din yalgız Allah nikidir. Allah da Allah hadis-i kudüsü de şunu de merhamet kıladı. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من dedi Allah Ta'ala şirk keltiruvchilarni şirkidan behojatman kim bir amalni qilib mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa ya'ni men uchun qilmasdan yana boshqalarni ham xursandchiligini boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa uni ishidan ham uni o'zidan ham men behojatman dedi Allah Ta'ala İnnemel amalu bin niyet. Amallar fakat niyetke bağlı oladı. Doğru buluşu niyetke bağlı. Kabul buluşu niyetke bağlı. Bu adam, adamlar onu muhtasiyem kılığa da sahabilişti, muhtemeseyem. Bu adam halis Allah için kıldı. Adamlardan bir kitti, adamlar böyle kalın muhtadı. İhlas ki fütür yetedi mi yok mu? Şunallıca, adamlar siz halama size muhtaşı yaptı. Bu amallı mı buladı? Değil mi ola? Mesela Kur'an oku bir ödüyüz, muhtasın demesinden okuduyuz, adamlar rahmetli, zor oku kendisi dedi. Peki kendi de bu işinizi zor kılıyız, ama muhtaştı. Ana şu amallı kılıçta, işinin başı da Allah'ın razılığı gidip kıyamadıyız fakat ondan ki muhtaşadı mı, muhtaş mıydı buna ahemiyeti yok. Başı da Allah için bu yamusu bu oldu. Uyağı bana işiniz yok. Şunali oldu mu? Hop. Amallarını halis kıyan bende bilen, riya için kıyan bende herkes birbiri bilen beraber bu miydi? Riya kör bende, halis bende. Zahirden bu ikisi birbiri okşap görünü orada. Muhlis bende, bir amalını kımasayam, kılaman da niyet kıpoyanı için kıyandaki acırını alırdı. Riyakar adam bir amalını kıladı, lakin acır olmaydı. Yani kaytara ve temel, halis niyet kıyan adam, halis muhlis boyan bende, bir işini kılamasayam, şunu kılaman da niyet kıyan için kıyandaki acırını alırdı. Ama riyakar bende amalını kıptırıp,
ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqoldiroqni ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa bunda ham foyda yo'q.